Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Coinbase arkadaşlar BUSD işlemlerini an itibariyle tamamıyla askıya aldı. Biliyorsunuz BUSD üzerindeki hareketler ve genel sıkıntılar en neticede Paxos'un ihracatı tamamıyla durdurmasına dayanıyordu ki burada Binance da bundan nasibini tabiri caizse aldı arkadaşlar. Paxos'a baskı yaparak mahkemelik olması durumuna kadar gidebilecek bir süreçle alakalı tehdit etti. Ve devamında tabii ki BUSD ihracatı tamamıyla Paxos tarafından durduruldu. Burada kaymalara kadar gidebilecek bir takım olaylarla alakalı konuşuldu. Ancak Paxos yakım yapmaya devam etti. Şu an BUSD tarafında herhangi bir şekilde bir kayma gibi bir ihtimal beklenmiyor ve gözlemlenmiyor. Dolayısıyla an itibariyle BUSD tutumları yapılabilir diye düşünüyorum. Artık üzerindeki genel sıkıntı geçti. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada bence BUSD stablecoin'de kalırken ilk tercih hiçbir zaman bence olmamalı. Çünkü ortada USDT yani Tether gibi bir dev varken artık hele ki bu kadar geri çekilmiş olan ve uzun vadede bir güven kaybı yaşamış olan bir USD'de kalmak o kadar da mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ne diyor. Coinbase BUSD işlemlerini askıya aldı. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase Binance USD işlemlerini askıya aldı. Borsa BUSD işlemlerinin askıya alınacağını 27 Şubat'ta duyurmuştu. Borsa açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. BUSD alım-satım işlemlerini devre dışı bıraktık. BUSD fonlarınıza erişiminiz devam edecek ve dilediğiniz zaman fonlarınızı çekebileceksiniz diyor. Şimdi Coinbase bunu likidite problemi kaynaklı olarak yaptığını dile getirmişti. Yani adamlar dedi ki ya şu an itibariyle ortada sıkıntılı bir durum var. Böyle böyle bu kaymalar yaşayabilir. Şimdi başlangıçta mantıklı gibi gözüküyordu. Neden? Çünkü gerçekten iş Paxos'un biraz inisiyatifine kalmıştı. CZ her ne kadar güvence aldım deseydi bile arkadaşlar burada olası durumda bakınız ki BUSD'den çok büyük çıkışlar oluyordu. Toplu satışlar, yatırımcılar panik halindeydi. Günler öncesinde USDC'de gördüğümüz gibi toplu satışlar geliyordu. Paxos tarafı da bunu yakımla dengelemek suretiyle stablecoin'in 1 dolara olan sabitliğini sürekli koruyordu. Ama bunun devam etmesi halinde şayet Paxos yakımı bıraksaydı, tabii ki burada BUSD tarafında tamamıyla bir kayma gözlemlenebilecekti. Bu ihtimalin olmasından dolayı başlangıçta Coinbase'in BUSD işlemlerini askıya alması yatırımcıyı koruyabilmek amacıyla yapıyor olduğuna dair bir söylenti oluşturulabilirdi. Ama şu an bunu devam ettirmesi hiç mantıklı değil ve bunun art niyetli olduğunu kanıtlıyor. Ben başlarda da zaten bunu art niyetli bir davranış olarak görüyordum ama özellikle şu an resmen tescillenmiş oldu arkadaşlar. Zira BUSD tarafında zaten herhangi bir sıkıntı kalmadı. Hatta en son USDC satışlarında BUSD biliyorsunuz 1 dolara olan sabitliğini hafif yukarı halde kaybetti. Ama buradaki olay da BUSD'den kaynaklı değildi. USDC'den gelen çıkışlar diğer stablecoin'lere ani ve yüklü girişler gerçekleştirdi ki BUSD'den farklı diğer bir takım kripto paralarda da aynı durum gözlemlendi. USDT de buna dahil olmak üzere. Yani bu da BUSD'nin zafiyeti diyemiyoruz. Dolayısıyla yapılan bu delist işlemi doğrudan Coinbase'in Binance üzerine oynadığının bir göstergesidir. Zaten sürekli ifade ediyorum. Coinbase burada ABD tarafının gerçekten kriptonun içerisindeki bir muhbiri olarak görüyorum arkadaşlar. Her ne kadar zaman zaman böyle çıkışlar yapsalar bile bunlar tamamıyla bir şov, gövde gösterisi, palyaçoluk yani. Tamamen adamlar Binance'ı hedef alma hususunda ABD'ye destek veriyor ve tek istedikleri şey piyasada en iyi olmak. En son FTX iflas etmeden önce bunlara sıkı bir tokat atmıştı ama devamında iflasa gittiler.
Coinbase CEO'su Brian Armstrong duyurunun yapıldığı günlerde potansiyel likidite sorununu gerekçe göstermişti. Borsa bu kararın Coinbase.com, Coinbase Pro, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime için geçerli olabileceğini belirtmişti. Coinbase sözcüsü 27 Şubat'ta Cointelegraph'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. BUSD işlemlerini askıya alma yönündeki kararımız takip etme ve inceleme süreçlerimize dayanıyor. BUSD'yi incelerken varlığın artık listeleme standartlarımızı karşılamadığını düşündük ve işlemleri askıya almaya karar verdik. Uzun lafın kısası bu şekilde açıklıyorlar. Şu anda sabitliğini kaybetme ihtimali ortadan kalktı ama hala BUSD'yi kabul etmiyorlar. Burada başka bir bakış açısı, pozitif bakış açısı olabilirdi. O da şu olabilirdi arkadaşlar. Diyebilirdiniz ki işte ya üzerinden hacim dönmüyor. Yani artık kullanılmayan bir kripto para olduğu için bunu yapıyorlar. Ya tamam da BUSD'den çok daha düşük hacim gösteren çok daha fazla stablecoin Coinbase üzerinde listelenmiş halde arkadaşlar. Onu ne yapacağız? Şuna bakın 24 saatte 9 milyarlık bir hacmi var stablecoin'in yani. Böyle bir şey olabilir mi? Borsaya çok ciddi getirileri olabilecek bir stablecoin bu. Dolayısıyla bu da destekli bir argüman olmayacaktır. Şimdi ne kaldı? Yetersiz bir coin değil. Devamında sabitliğini kaybetme ihtimali yok. Doğrudan Coinbase'in yaptığı hareket tam anlamıyla Binance'ı ABD karşısında zor duruma düşürmek için karşımıza gelen resmen bir hareket arkadaşlar. Bunu anlayabiliyoruz. Bu arada USDC üzerindeki hareketler arkadaşlar henüz tam anlamıyla sabitlik yeniden oturmasa bile ekip şu anda artan talebin etkisinde hafif hafif yakım yapmaya devam ediyor. Muhtemelen gün geçmeden tekrar tam olarak 1 dolar yerine oturarak devamında piyasadaki haberlerle birlikte yerine oturacaktır ve bu işlerde sıkıntıdan kalkacaktır. Kuvvetle muhtemel Binance da 30x'lik bu kaldıraç muhabbetini kaldırır diye düşünüyorum. Paxos hedef alınmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun BUSD ihraççısı Paxos'a hedef alması varlığın sıkıntılı bir sürece girmesine neden olmuştu. Paxos'a bir Wells bildirimi gönderen Seç, kripto sektörünü baskı altına almaya devam edeceğinin sinyallerini vermişti. Coinbase yaşanan bu sürecin ardından stablecoin'lerin menkul kıymet olmadığına dair görüşünü yinelemişti. Şunu da unutmadık ki şu an biliyorsunuz ABD tarafında arkadaşlar yine Adalet Bakanlığı aynı şekilde ne yaptı? Yeni bir soruşturma başlatarak Binance'ın son desteklediği stablecoin olan TUSD'nin ihracatına dair yeni bir takım sorunlar ve sıkıntılar çıkarttı. Yani işler BUSD ile bitmedi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.